Nasıl den merhaba. Bugünkü konuğum Özlem Metin. Hoş geldiniz Özlem Hocam. Merhabalar Ümit Bey. Hoş bulduk. E, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Ee, biraz böyle e, hafif bir grip e, şey var ama onun dışında çok iyiyim. Teşekkürler. Geçmiş şey olsun. E, yaygın bir grip hastalığı mı var? Sağ olun. Erken evet, evet. Yani her, her, her ailede iki üç kişi hasta. Yani, tabii çocukların olması dolayısıyla da hastalık daha da artarak devam ediyor. Evet galiba böyle bir üstü örtülü bir salgın geçiriyoruz. E, bugün e, hasar raporu adlı eseriniz üzerinden konuşmak istiyorum. Bunun için eserinizin ilk sayfasını okuyabilir misiniz? E, e, tabii okuyayım. E, hasar raporunun ilk öyküsünün ismi Maydanoz. E, i̇lk sayfasını okuyorum şimdi. Akşama kadar eve gelme dediğinde güneşin batmasına nereden baksan 8 saat vardı. Baharın gelişi diğer memleketlerde şenliklerle kutlanır. Hindistan'da insanlar birbirlerine toz boya atar. Tayland'da su fışkırtıp sıra sıklam ıslatırlar. İngiltere'de bir peynir tekerinin arkasından kendilerini tepeden aşağı yuvarlayıp Meksika'da piramide tırmanırlarken her yöresi ayrı güzel olan ülkemin insanların aklına neden hemen perdeleri yıkamak, yatakları kaldırıp altını süpürmek, duvarları çamaşır suyla silmek gelir acaba? Hatice Hanım sabahın sekizinde alacaktı gibi kapıya dayanınca Sevim sabah tayinimi bile vermeden beni kapı dışarı etti. Temizlik olurken ayak altında dolaşmayacakmışım. Sırtımda çöp torbası görünümlü yağmurluğum, elimde derisi soyulmuş, içine fazladan koyduğum iki üç kitabın iyice şişirdiği bilgisayar çantası ile gideceğim yeri bilmeden apartmandan çıktım. İlk paragrafımız böyleydi. Filamak gibi önünüze sağlık. Ee, Ayrıntı titizliği varmış gibi hissettirdi Eşlerin başlangıcı en azından esenizi daha iyi yorumlu okuduğumda da bunu dikkat etmiştim. Bir erkek okuyucu şey demişti. Yani Erkeklerin çok fazla giremeyeceği titizlikte detayları barındırıyor öyküleri gibi bir ifade kullanmıştı. Sizce öyle mi? E, öyledir. Büyük ihtimalle aslında yazarlar genel olarak zaten detayları fark eden detayları Kullanan kişiler diye düşünüyorum. Ben de büyük ihtimalle farkında olmadan belki de böyle detayları topluyorum günlük hayattan ve onlar yazarken bir şekilde metne akıyor yeri geldiğince. Eserinizin ilk sayfasının ilk paragrafını okuduğunuzda ve eserinize baktığımda 20 tane öyküyü ihtiva ettiğini görüyoruz. Öyküler de kısa öyküler. Başlangıçlar da haliyle... Diğer öykülere göre daha farklı yer tutuyor olabilme ihtimali var. Siz öykünüzün başlangıçlarını seçerken nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet, öykünün girişi çok önemli. Zaten beni en çok hani yoran, mesaimi alan, üzerinde titizlendiğim noktada herhalde bu ilk iki paragraf diyebilirim. Çünkü buralarda bir artık bir tohum atıyorsunuz ve ondan sonra o tohumun yeşerip yeşermeyeceği bu e, girişlerin başarılı olup olmadığı ile ilişkili. O yüzden e, gir e, yani e, bir öykü yazılma sürecinin en çok zamanını benim için o ilk 2-3 paragraf oluyor. Sonrası çok daha kolay geliyor. E, buralarda biraz titizlenmek gerekebiliyor çünkü okuyucu e, sizinle devam edip etmeyeceğini buralarda karar veriyor aslında. E romanda belki size birazcık daha müsamaha edebilir. Hani böyle bir 10 sayfa okuyayım da sonra bir bakayım e, diyebilir belki. 10-15 sayfalık bir e, sabra olabilir ama öykü dediğimizde e, olay öyküyse e, onu başından itibaren e, e, tutmak lazım. E, o, o metnin canlılığını e, her daim e diri tutmak lazım. Bunun için girişler e, evet e, en çok bizi meşgul eden taraf oluyor aslında. Tabii öykülerde şöyle bir yan da var romanın girişleri belki çok fazla ilgi çekmeyebilir veya çok ilgi çekebilir. Hı hı. Öykünün girişleri aslında gelişmeye de kapı aralayabiliyor. Gelişmenin de içinde barındırabiliyor. Kelime sayısı itibariyle. Bu da aslında oldukça zor bir tür olduğunu gösteriyor. Evet, öykü zaten çok fazla böyle içinde hani gevezeliğe müsaade etmeyen, daha seçici olmalı gereken, rafineleşmeyi daha iyi yapabilmeniz gereken bir tür. Burada hani metne neyin girip neyin girmeyeceğine iyi karar vermeniz lazım. Öykünün gelişimine de müsait olması lazım. Evet, bir yerde tıkamamalı ama aslında gereksiz olan her şeyden de aranmış bir metin ortaya koyabilmek lazım öyküde belki de. Romanda size biraz daha fazla imkan sunar Roman, romanın şeyleri, imkanları bu anlamda birazcık daha geniştir. Ama <laughs> öyküde seçmeyi, eksiltmeyi bilmek önemli diye düşünüyorum. Öykü yazarken bir de gözlemci olmayı gerektiriyor, gerektiriyor biraz. Geçen bir arkadaşla laf lafı açarken şöyle bir yaklaşımda bulunmuştuk. Ee, biz gözlemci olmaktan e, yaşamın kendisinde olmayı kaçırıyoruz. Yaşamın kendisinde olduğumuzda da gözlemci hastalığı e, içimize sindiğinden dolayı yaşamın içindeyken nasıl gözleniyoruz diye düşünmeye başlıyoruz. Yaşamın esas keyfini alamıyoruz gibi bir şey ee, e, <laughs> kendi dilimizde. Çok çok güzel e, ifade etmiş. Çünkü ben, ben de katılıyorum e, bu arkadaşınıza Şimdi bir e, arabada giderken eğer arabayı ben kullanmıyorsam yani önde oturuyorsam e, mesela yolu takip edemem ben. Yani hani nereden girdik, nereden çıktık filan diye yolu e, takip edemem ama hatta bazen eşim de bana kızar niye görmedim nereden çıktığımızı falan diye. Onu görmem ben. E, çünkü ama yolun kenarında kimsenin görmediği işte bir tabelanın ucundaki bir şeyi yoldaki başka bir e, çöp tenekesine yapışmış bir bir ilanı vesaire hani böyle çok daha farklı detayları e, görebiliyorum bunun içinde büyük resmi bazen hani ana ana yolu kaçırabiliyorum ama yolun kenarındaki küçük detayları yakalayabiliyorum yine böyle şeylerde hani böyle çok büyük önemli e, olaylarda ya da e, e, daha e, daha ayrıntıya inebiliyorum yani bir futbol maçı izlerken İlk baktığımda ben futbolcunun ayakkabısını görebiliyorum. Yani hani ne kadar değişik bir ayakkabıymış filan diye. Hani burada büyük resmi bazen şey yapamıyorsunuz, hemen adapte olamıyorsunuz ama o detaylar sizi daha çok çekebiliyor. Hmm. E, yani detaylar bütünden haber veriyor gibi bir yaklaşım bulunuyor. Ama bütün tamamen gösterdiğini düşünüyor musunuz? bütünü zaten herkesin kendi algılarıyla yani kendi penceresinden algıladığı kadarıyla gördüğünü düşünüyorum belki de hiçbirimiz aslında bütünün bütünü görmüyoruz yani herkes kendi penceresinden baktığı noktada gördüğü bir şey var işte benim bütünüm mesela o detaylardan oluşuyor yanımdakinin bütünü farklı bir şey bu anlamda Tek bir gerçeklik bile söz konusu olamayabiliyor aslında. Şimdi en baş başlangıca yazma sebebinizi görmek istiyorum. Yazmayla tanışıklık haliniz ne zaman başladı? Nasıl gelişti? Bu hikayeden bahsedebilir misiniz? Evet tabii. Yani ben e, üniversitede, e, üniversite sonrasında hemen çalışmaya e, başladım. Yani ondan öncesinde hep edebiyatla ilişkin bir okuyucu düzeyindeydi. Klasik eserleri, bildiğiniz eserleri okuyordum. Hani aslında sıradan bir okuyucuydum. Okumayı hep çok sevdim. O ayrı. Yazmayla da aram hep iyi oldu. Yani yazarak kendimi daha iyi ifade edebildiğimi hep düşündüm. Konuşmaktan çok yazmayı tercih eden bir tarafım vardı. Benim aklımda hep Oluşturduğum yani bulduklarımdan derlediğim bir kitabı ortaya koyabilir miyim diye şeyler vardı. Bu hangi konularda ne, ne neleri araştırsam diye düşündüğüm göz attığım bir süreç vardı. Ama böyle hani kurgusal metinler yazmak yazmaya açıkçası çok imkansız buluyordum kendime de biraz daha uzak buluyordum. Sonra benim iş. Dediğim gibi iş hayatı da yoğun bir iş hayatım vardı zaten. Ee, acaba e, işletmeyle ilgili olarak reklam ve pazarlama üzerine yazılar e, yazabilir miyim diye düşündüğüm dönemler de oldu. O zamanlarda böyle hani gazetelerde veya e, iş dergilerinde e, bunun e, yayınlanabilecek türde eserler olabilir mi diye e, düşündüğüm zamanlar oldu. Ama 2010 yılında e, bir e, güzel bir e, tevakkül e, Ali Ural Bey ile e, tanışınca e, ve, ve onun yazarlık atölyesinden haber, e, haberdar olunca e, aslında her şey e, yoluna girmiş oldu. Yani ben e, Ali Bey'den yani gerçekten yazarlık yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ne, nedir bunun şartları? Yazarlık atölyesine devam, bana ne kazandırır gibi soruları sordum ve onun cevapları neticesinde de atölyeye başladım. Uzun bir e, atölye program, çalışmamız oldu. Yani ben 2010'da başladım. E, i̇lk e, e, yayınlanan öyküm 2014'te e, yayınlandı e, dergide. 2018'de de ilk kitabım e, ortaya çıktı, e, yayınlandı. Alameti parıka. E, böyle bir süreç izledim. O, o günden e, sonra da zaten hiç e, edebiyattan kopmadım. E, kendimi e, aslında Ait olduğum yerin burası olduğunu hissettikten sonra e, bir daha hiç bırakmadım diyebilirim. Hmm. Ait olduğunuzu hissettiğiniz için bırakmamaya da devam ediyorsunuz o zaman. Böyle anlıyorum. <laughs> evet yani e, yani şey var Mar Margaret Duras'ın güzel bir sözü var. İnsan içinde bir yabancıyı barındırır e, yazmak işte o yabancıya ulaşmaktır e, diyor. Evet biz içimizdeki o yabancıyla tanışıyoruz bir şekilde yani yazarak tanışıyoruz ve tanıştığımız zaman da aslında kendimizi de daha iyi tanımaya başlıyoruz. Ben yazmadan önceki yaşadığım her şeyi beni o noktaya getirmesi için yaşadığımı düşünmeye başladım daha sonra yani... Benim esas kanalım burasıydı ve bundan önceki yaşadığım her şey de beni bu noktaya getiren, getirecek olan sebeplerdi diye bakmaya başladım aslında. Gerçekten yazarken insan kendi kuyularına ipler atıyor ve içinden bulduğu o iplerin ucundan çıkan şeyle siz de şaşırıyorsunuz. Yani sadece siz kitapları yazmıyorsunuz. Aslında kitaplar da bir şekilde sizi yazıyor, sizi oluşturuyor. Onun için yazmak bir anlamda bir varoluşsal kaygıya dönüşüyor. Yani bir nedene dönüşüyor açıkçası. Hmm. Ee, hiç ara verdiğiniz kısım oldu mu bu süre zarfında ee, ara verdiğim kısım olmadı ama şöyle e, yani atölyeye devam edemediğim dönemler oldu bir bir müddet yurt dışında yaşadık e, bir buçuk iki yıla kadar e, ama bu dönemde de kopmadım yani e, yazdıklarımı atölyeye e, gönderiyordum o e, Ali Bey işte düzeltip e, veya işte üzerindeki e, geliştirici noktalarından bahsediyordu. Bu anlamda çok büyük bir kopukluk olmadı. Yani her zaman yazma ve okuma birlikte devam etti. İnşallah ömrümün sonuna kadar da Allah sağlık verirse de bundan hiç kopmayı istemem hiçbir zaman. Yazmak bir alana hitap ediyor gibi konuşmalar gerçekleşiyor yazarlarımızda. Bazıları diyor ki ben düşüncemi dizginleyebilmek için yazıyorum. Bir düzene sokabilmek için. Bazıları kendi dertlerimle hem hemhal olup onu iyileştirebilmek için. Bazıları da farklı insanlara düşüncelerini sunabilmesi için olduğunu ifade edebiliyor. Herkesin kendine ait bir kitap noktası oluyor. Sizce size yazmak hangi alana hitap ediyor? Hangi anlamda bir anlam buluyorsunuz yazma hususunda? Evet, yani aslında bu söylediklerin hepsinin hepsi de zaman zaman düşündüğüm şeyler. Ama ben yazmayı daha çok dediğim gibi bu yaratılışımın bir gereği gibi görmeye başladım son zamanlarda. Yani üzerinde düşündükçe çünkü gerçekten hani insanın bu dünyaya gönderilirken ondan beklenen ...bir çerçeve var diye düşünüyoruz. Hep böyle hani felsefede ve dinde de bunun şeyleri vardır, açıklamaları vardır. Yazmak bu anlamda işte bu bir kulluğun bir gereği gibi görmeye başlıyorum ben kendi adıma. Çünkü ben böylelikle dünyayı, insanları, kendimi... Yaratıcıyı çok daha iyi anlıyorum. Yani bu çaba içerisindeyken, yazma çabası içerisindeyken, hayatı daha iyi anlamlandırabildiğimi görüyorum ve buna bu yüzden çok ihtiyaç duyuyorum. Bu benim yaşamamın bir geriye haline geliyor bu anlamda yazmazsam bu yüzeysel hayatı sıradan bir şekilde yok olup gideceğim. Ama yazarsam bu aynı zamanda bana durma, düşünme, anlama, idrak etme, hissetme imkanı veriyor. Ve ben bunlardan vazgeçemem. Yani bunla, bunlardan vazgeçersem hayatım hayatım bir anlamı olmaz, hayatım bir tadı kalmaz. Bu anlamda benim yaşamımın yani yaşam sebeplerinden biri olduğu için Açıkçası yazıyorum. Kimi evet. zaman yazdığımızda yazdığımız şeyler geleceğimizi etki ediyor gibi hissiyat uyanabiliyor. Gelecekten sanki bir parçamızı yazmış gibi hissettirebiliyor. Sizde öyle bir unsur meydana geliyor mu? Yazdığım şeyi yaşıyormuş gibi. E, evet evet var. geliyor. <laughs> açıkçası bazen böyle defalarca bunun örneklerini yaşıyoruz. Yani bazen gerçekten yazdığımız şeyi yaşıyoruz. Çoğunlukla yaşadıklarımızdan hani esinlenerek yola çıkıyoruz yazarken ama bazen de gerçekten çok ilginç bir şekilde böyle ilginç şeyler de başıma geldi açıkçası. Yazarken çok düşünmediğim ama yazdıktan sonra da yazdığım şekilde olan olaylar oldu ve ben hani bundan biraz böyle içimin ürperdiğini hissettim. Evet, yani sormak ve değinmek istediğim hususta o. yazarken sizde bundan dolayı bir korku oluşmaya başlıyor mu devamında? Ee... Yani e, evet e, böyle bir iki şey yaşadıktan sonra e, aklıma geliyor ama açıkçası bu hani benim yazmama engel de değil yani ben e, o anki e, durumda çok böyle bu hesapların içerisine e, girmiyorum yani ne yazmam e, gerekiyorsa e, onu yazıyorum ama. Sonradan, sonradan insanın başına gelebiliyor. Yani biraz böyle, e, bilmiyorum bu ilginç bir şey, e, ilginç bir e, ilginç bir olay gerçekten. Gerçekten. Hani e, sıklıkla rastladığımız bir unsur olduğu için söylüyorum. Ve bir de öykü bağlamında. E, ya... Efendim. Aha, buyurun. Ee... Ya yani mesela şöyle bir şey olmuştu. Yani e, hasar raporu e, çıkarken e, böyle. Kitabın isminin iyi, iyi şeylere ifade etmesi gerektiğini söylemişti bir arkadaşım ve hani böyle hasar raporunun ciddi şey böyle iddialı bir isim olduğunu söyledi. Daha sonra 2023 yılı bu anlamda çok gerçekten hasarlı geçti diyebilirim yani şey oldu. İşte biliyorsunuz çok büyük bir deprem yaşadık sonra pek çok sıkıntılar yaşandı ülkede de. Ondan sonra Gazze'den böyle onun o sözü geliyor, en baştaki sözü geliyor. Acaba diyorum böyle daha yumuşak bir isim mi seçseydik de bunları böyle yaşamadığımız daha mutlu bir yıl mı olsaydı diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Ya Bir de şöyle tabii var durumda. Olay bittikten sonra değerlendirilmesi çok basit ve kolay oluyor. Evet. Daha da anlaşılır oluyor. Belki de bittiği için biz bu yorumu gerçekleştiriyoruz. Aslında böyle bir şey de yok. Kendimizi de yanıltıyor olabiliriz. Yani çok haklısınız. Evet, evet. Yani bittikten sonra geriye dönüp yaşadığımız şeylere anlamlar yüklemeye çalışıyoruz. Ee, e, bu da onlardan biri aslında. Yani... E, ge geriye dönüp baktığımızda, Aa, o da ö onda öyle olmuş, o da bundan olmuş falan gibi şeyler söylemek insana e, bir, e, daha kolay geliyor. Başında böyle bir şey düşünmüyorsunuz aslında. Olmayanlara dikkat ettiğimizde olanlardan daha çok vardır muhtemelen. <gülüyor> kesinlikle <laughs> kesin öyledir. Hepimiz aynı duygu olduğu için bu konuya değinmeye çalıştım. Bir de sizin için. Bir öykünün niteliği nereden anlaşılır Nitelikli bir öykünün özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, yani nitelikli bir öykü bence e, henüz ilk satırlarından hemen okuyucu yakalar, e, içine alır. E, ve e, bittiğinde de m, insanı durdurur, düşündürür, e, onda e, iz bırakır, anlaşır. E, şey öykü boyunca aksamaz e, herhangi bir şekilde takılmaz insan e, ve e, ke kendisiyle ya öykünün içerisinde kendisinden bir bir şey bulur ya da öykünün sonunda kendisi devam ettirir e, yani okurla bir şekilde e, bir ba bağ kurabilir e, benim için e, nitelikli öykü e, bu anlamda biraz böyle lezzet bırakan iz bırakan e, öykü e, yediyorum aslında. E, tabii biz bunları yazarken bir öykü yazarken okuru çok fazla aklımızda tutmuyoruz. Yani böyle o, o ne düşünür, o ne hisseder, e, işte e, bunu sever mi sevmez mi falan diye bir düşünce içerisinde olmuyoruz. Karşım yani bu yazdığım metnin bir okuru olup olmayacağı bile belli değildir e, henüz kimin okuyacağını çok umursamadan e, yazıyoruz. Ama yazdıktan sonra o e, insanlara ulaştığında ve onlarda bir şeyleri harekete geçirdiğinde e, onların kalbinde bir yerlerde bir şeyleri harekete geçirdiğinde işte evet o, o zaman isabetli bir öykü olmuş diyorum. Peki e, son dönemlerde tat bırakan, lezzet bırakan öykü örneklerinden, e, tavsiyelerinden e, birkaçını verebilir misiniz? Tavsiye. E, evet son ya çok e, aslında şey e, çok sayıda örnek verebilirim ama e, ne var mesela Saki'nin öykülerini ben e, çok seviyorum. E, bu şeyde Borges'in seçkilerinde e, bunları bulabilirsiniz. Böyle e, şey e, özellikle hani ironi ve e, mizah da sevdiğim için biraz e, onun ondaki e, o ironiyi seviyorum. E, son zamanlarda biraz daha roman okuyorum şu sıralarda ama. Ee, mesela Edgar Keret'in e, öykülerinin kısa ve vurucu olmasını e, şey yapmışım. Masamın üstündeki kitaplara bakıyorum açıkçası. Siz bunları e, sorarken aklımda e, sonra yani çok sayıda eser var. Şimdi bunlar arasından seçmek bana hep zor e, zor gelir ama e, Catherine Mansfield'in e, öykülerini mesela e, seviyorum. Bunlar tat bırakan iz bırakan şeyler oldu. Harun Taner'in öykülerini çok severek okudum ve onlar artık benim hani birkaç defa okuduğum için sürekli aklımda dolaşan karakterler haline geldi onun karakterleri öykülerindeki karakterler. Bu anlamda biraz daha farklı yani. Böyle sınırlandırmak veya isim vermek bana e, hep güç gelir ama e, öykü seçkilerini de e, çok severek e, okurum ben. E, oradan e, beğendiğim bir öykücü e, çıkınca da onun e, gidip onun bütün eserlerini okumaya çalışıyorum genelde onun e, şey okuma programı böyle devam etti. E, bu anlamda hani yeni isimler bulmak için e, şey yapıyoruz. E, biz de bakıyoruz neler var diye. Çok hoş. Teşekkür ederim. Ee, şimdi programın sonundaki kısa soru ve cevaplı seri var. Müsaadenizle ona geçmek istiyorum. Tabii buyurun. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? Hmm. En son ıı, benim ıı, çok ıı, sevdiğim bir ıı, şey vardı biyografi vardı Oscar nasıl wild oldu adında onu bir arkadaşıma hediye ettim bu kitapta çok güzel ifadelerle işte bir 10 tane şair yazarın yazarlık öyküsünü anlatıyordu çok beğenerek okurum okumuştum ben de seveceğini tahmin ettiğim bir arkadaşımdı şu anda e, açlığınız aldığınız ilk kitap nedir? O çok geride olduğu için açıkçası hatırlayamıyorum. Yani e, gerçekten bunu ben de düşündüm, düşündüm ve orada bir şey bulamadım. Bana e, hediye edilen kitabı hatırlıyorum, hani e, ilkokulda bana hediye edilen kitabı. Ama harçlığımla aldığım ilk kitabı bu anlamda şey yapamadım, çıkartamadım. Ümit Bey. Ben de hatırlamıyorum bu arada. Çok eski dönem. Evet evet. Yer yer hatırlayan bir yazar arkadaşlarımız oluyor. Alıp da okumadığımız kitaplar var. Buradan onları teselli etmek için ne söylemek istersiniz? E, alıp da okumadığım kitaptan çok alıyorum ve hani okuma sırasını bekleyen kitaplarım var. Evet, yani benim böyle bir iki iki raf halinde e, kütüphanemde bekleyen kitaplar var. Ama hani onları bir şekilde mutlaka mutlaka okumaya çalışıyorum. Hatta bazen kendime e, kitap almayı yasaklıyorum bir dönem. E bunlar bunların işte bir miktarını okumadıkça yeni kitap almayacaksın falan diye. genelde böyle şey yapmamaya, onları küstürmemeye çalışıyorum aldığım kitapları Defalarca izlediğiniz Biraz zaman oluyor ama kitap okuyorum. <laughs> ee, ya biraz zaman oluyordu da e, o indirimler kimi zaman sahaflara uğradığımızda gözümüze çarparken evet, evet. sizi yine ikna edemiyor mu? Ediyor ediyor <laughs> yani e, kendimi tutuyorum e, ve e, bir iki tane bir iki tane yine de alıp e, o rafa ekliyorum e, ama işte bazen de gerçekten e, mesela bir kitapçıya girdiğimde e, hayır evdeki kitapların hatırla önce onlar okunacak e, deyip çıktığım zamanlarda oluyor ama tabii çok e, şey hani e, aklımda olmayan ve bir anda karşılaştığım e, sevdiğim bir kitap olursa kesinlikle e, alıyorsunuz mecburen kesinlikle. ki son dönemlerde kimi zaman öylesine güzel eserler çıkıyor ki yani 100 saniye kenarda okuyacak kitap olsa da hiç onalasın geliyor. Evet evet ya o, o o başka bir bağımlılık türü galiba. Bir de şöyle bir şey okumuştum ee, okumadığınız kitaplar e, bir süre hani uzunca bir süre gözünüzün önünde durursa beyin bunları okumuş gibi algılayabiliyormuş. Yani siz okumasanız da sanki onları okumuşsunuz, hissine kapılabiliyor musunuz? Buna biraz da engel olmak için böyle kendimle mücadele ediyorum. Yani önce bunları oku, bak bunları daha okumadın. Görüyorsun ama daha okumadın diye. O mücadele biraz onun için. Bir buçuk yıl yurt dışında, hemen hemen bir buçuk yıl yaşadığınızı ifade etmiştiniz. Orada kitaplardan, en azından kütüphaneden ardı bir... Hayat gibi bir yaşantı vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü kitapları götürememişsiniz de. Nasıl hissettiniz? Ya Şöyle oldu. Hep böyle gelip gittikçe bir ya yaklaşık bir boğulun yarısı kadar kitap, dergi filan götürüyordum. Ve onlar beni idare ediyordu. Hani iki üç ayda bir gelip gittiğimiz bir mesafe. Çok uzak bir mesafe değil. Hmm. Onun için Evet o o dönem hani yurt dışındaki dönem benim için son derece verimliydi. Son derece e, bu anlamda bereketli güzel geçti. E, çok rahat okudum ve çok rahat yazdığım bir dönemdi yurt dışı. Hatta keşke tekrar olsa da böyle biraz İstanbul'un karmaşasından uzak orada e, böyle vakit geçebileceğim bir yer olsa e, diye de düşünürüm hep. E, defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim? Ah çok çok vardır yine böyle sorular beni çok şey yapıyor ama mesela Kelebeğin Rüyası'nı çok severek izlemiştim. Bir iki defa geriye dönüp izlediğimi hatırlıyorum. Onun dışında şu anda ilk aklıma gelen o oldu. Kelebeğin Rüyası oldu. Ara ara dilinize dolanan bir söz söyler misiniz? Ya ben şeyi söz değil de mesela... E, Alak suresinin e, dördüncü ve beşinci e, ayetlerini çok e, şey buluyorum, çok büyü, büyüleyici buluyorum. Hani tabii ki bütün ayetler kıymetlidir, onunla şey yapmıyorum ama hani e, e, kalemle yazmayı öğreten odur, insana bilmediği şeyleri öğreten odur sözü. Böyle günde herhalde bir iki defa aklıma gelir. Çünkü ne biliyorsam bana o öğrettiğini yazıyorsam bana o yazdırıyor diye düşünmek benim beni çok mutlu eden iki ayet bu. Onun için bunlar böyle ara ara aklıma gelirken kendime tekrarlarım diyeyim. Son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üzerine ne söylemek istersiniz? yazmak aslında bir samimiyet işi ve bu samimiyeti yakalamak da kolay değil Ümit Bey. Yani ee, insanın e, istediği her şeyi yazabilmesi gerçekten çok kolay, kolay olmuyor. Ee, ve kendisine dürüst davranabilmesi çok kolay değil. Yani kendisine, duygularına, yaşadıklarına dürüstçe yaklaşabilmesi kolay değil. Bunu sağladıktan sonra aslında önünüzdeki en büyük engellerden biri kalkmış oluyor. Yani hiçbir zaman yazdıklarımızda böyle mış gibi olan ifadeler olmaması gerekiyor diye düşünüyorum yani yazdıklarınıza kendiniz inanacaksınız kendiniz samimi ve dürüst olacaksınız ki karşınızdakinden de okuyucudan da böyle bir etki bekleyebilirsiniz öncelikle bu yazmayı düşünen herkese bunu sağlamaları lazım yani çok fazla edebiyat yapma gayreti içerisinde olmadan, belki aşırı süslü cümleler kurmadan da samimi ifadelerle bir şey anlatabiliyorlar mı? Bunu, bunu bir çalışmaları gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de okumak, okumak yazmanın herhalde yüzde yetmişini falan oluşturuyor diyebiliriz belki de. Yani okumak aslında bizim ömrümüzün sonuna kadar sürdüreceğimiz bir keyif çalışma disiplini bir yaşam tarzı. Yani kitapları kitaplarla haşır neşir olmadan onlarda onları onlardan yeterince bir birikim elde etmeden yazmak çok zor ve yazdığınız şeylerin lezzeti de çok düşük kalacaktır. Dolayısıyla Okumak dediğim gibi sürekli devam edeceğiniz bir yaşam tarzı haline gelmesi lazım. Herkes için belki ama en çok da yazarlar için diye düşünüyorum. Kendi Hem kendi çağımızı hem de bizden öncekileri takip etmekle yükümlüyüz sonuçta. Bu da epey bir mesai gerektiriyor bu anlamda. Okuma mesaisi gerektiriyor. Bunu, bunu şey yapıyorum. Üçüncüsü de sabır. Bu yoldaki en büyük e, bizi bekleyen e, imtihanlardan biri bu. Çünkü e, üzerinde emek vermeden, sabretmeden hiçbir şey, hiçbir eser ortaya çıkmıyor. E, bu burada mesela yazarlığa başlayıp e, yarım bırakan, yarıda bırakan çok. Çok fazla insan tanıdım ben de. Arkadaşlarımdan da oldu. Aslında çok yetenekli kalemler vardı. Bence devam etseler de çok iyi eserler ortaya koyabilirlerdi. Ama bu sabır kısmı gerçekten önemli. Çünkü hayat o kadar zor ve o kadar meşakkatli ki kimsenin de yazmasını istemiyor. Ve sizin önünüze yazmamanız için binlerce sebep çıkabiliyor günlük hayatınızda, hayat rutininizin içerisinde. Bunlara hayır diyebilmek ve bunlara rağmen bir şeyler yapabilmek becerisini ortaya koymamız gerekiyor. Yani o, o hayatta her şey bu rağmenlere, bütün eserler, sanat eserleri rağmenlere e, ile beraber ortaya çıkıyor. Yani herkes hayatındaki bir şeylere rağmen bir eser ortaya koyuyor. Yazarların hayatlarına da bakın okursanız biyografilerinde çoğunun hayatı çok zorluklarla geçmiştir ama bütün bunlara rağmen yazmaktan vazgeç vazgeçmediler bunu ak akılda tutup bu sabrı bu çalışma disiplinini gösterebilmek gerekiyor herhalde İyi, teşekkür ederim çok keyifli bir sohbet aldım Aynı ben zaten... teşekkür ederim <laughs> güzel bir program oldu davetimi kılmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim çok teşekkürler sağ olun selamlar Zanzibar'a da. Selam, selam. Teşekkür ederim.